Günaydın arkadaşlar. Sana da günaydın dayı. Allah Allah. Motorcu geçmişin mi var dayı? Yoksa pıştına mı yapıyor? Allah Allah. İçeride değişik hareketler yapıyorsun ama. Hadi bak. Bugün tam ayarında çıktım evden. Yani koşturmama gerek yok. Var mı lan yiyecek bir şey? Taze soğan var. Cücüklü soğan var. Cücüklü soğan taze soğan mıydı? Yok. Limon var. Pırasaya benziyor. Sapından anladım. Ufak turşu biberlerden var galiba. Gitme kal diyemedim. Burada ne var? Patates soğan! Ne var oğlum? Vurulmuş gibi ooo. Sana bağlı kalmasaydım. Ya Doblo, sen adamsın. Şimdi duyuyorum bilgisayarın başında, telefonun başında. Doblo değil ama kedi diyorsunuz ama bunun açıklamasını biz yaptık yani, biz bunları anlattık. Biz bunları çatalla anlattık, biz bunları kaşıkla anlattık, biz bunları tahtayla anlattık ya. Bu tarz olan bütün arabalar benim için Doblo'dur. Kullanan profil aynı bir kere. Sadece arada işte %0,0035 oranında insanlar olabiliyor. Dikkatli kullanan. Kulağımda Haluk Levent çalıyor. Çok trafik be. Çok trafik anam, vallahi çok trafik. Bu ne? Ulan ha, üzüyor. Hayır. Kamyonların kasasına niye bakıyorum ki, ben onu da anlamadım. Polis abim. Canım abim. Doblo. Sen şimdi yakarsın sirenlerini, şeylerini, ses ışıklarını böyle gülülü 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 diye. Aman. Aman. Ama yapmasaydım böyle. Sen girersin bence hiç aynaya bakmadan sağa. Evet. Nasıl da aynadan kesişmeden girdin ama oraya. Hanimiş aynamız, hanimiş. İşte bunun tam tersi konumu da oluyor mesela. Ben o dayının olduğu konumda oluyorum. Ben girerken aynaya bakıyorum hani. Ben aynaya bakmadan girsem arkamdaki davarlar, motoru ne olursa olsun fark etmiyor. Çok denk geldim. Abi adam yanımdan silme geçiyor ya. Hani bir de benim önümün tıkalı olduğunu görüyor. Hani sağa atlayacağımı da kafada canlandırması lazım. Ama yapmıyor. Yapmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi o araya giren adam zaten suçlu. Yani suçlu derken hatalı. Ne farkı olduysa. Şimdi bu araya, bu adamın yanından böyle bu araya giren adam zaten suçlu. Ama o adam da aynaya bakmadan daldığı için suçlu. İki tane suç bir araya gelince ne oluyor? Samanlık seyran oluyor. Ya dayı bak, o Doblo'nu var ya, en sağdan gidip en sola sokarsın. Üzülürüm. Geç geç. Geç geç dayı, geç. Bak ben biliyorum. Dayının arkadaki aynanın dayısı arkadaki aynanın dayısını almışlar diyecektim. Arkadaki dayının aynasını almışlar. Acaba bir motorcu işi mi? Acaba yani. Geçersin oradan. Polis var değil mi? Kesin polis var orada, girmediğine göre. Oğlum seni şikayet edeceğim.
Bakayım. Yo. Başına etrafı karıştırıyorum. Başka bir şey değil. Dayının dedim aynasını almışlar dedim de. Acaba dedim bir motorcu işi mi? Hani malum motovlog piyasasını hani motovlog piyasasını değil de motovlog kanalını ayakta tutmak için mutlak suret bir olay, mutlak suret bir ayna kırma olayına ihtiyaç duyan zıpır kardeşlerimiz var. Olaysız, kaossuz, beslenemeyen, beslendiremeyen, kanalını bir adım öteye götüremeyen, tekersiz, tukursuz işler olmadan kanalına artı bir abone katamayan motovlogger, sözde motovlogger kardeşlerimiz var. Acaba dedim onlardan birinin eseri mi, imzası var mı? Öyle şeyler de var tabii yani. Bir de bunlar şöyle oluyor genellikle. İşte tekerle, tukurla, makasla, ne bileyim ayna kırmayla, bunlarla meşhur olup, bunlarla abone sayısını zirve yapıp, ondan sonra da ehliyeti el konulacak seviyeye gelip, ondan sonra da ondan sonra da işte insanlara güzel kullanmayı, hoş kullanmayı öğütleyen, öğütlemek zorunda kalan örnek motorcu profili arkadaşlar var. Girecektim de kestiremedim. Bunlar da enteresan hani bahsettiklerim. Lan kornayı bulamadım. Kornayı bulamadım. Ben üstüme geldi, kornayı bulamadım. Acil durumda ben bu kornayı nasıl basacağım? Sayın yetkili yama mühendisleri, bakın bu kornanın yeri ne ya? Bak el gitmiyor, el gitmiyor. Şöyle yapmam lazım. Bak ben bunu tutuyorum. Şöyle olması lazım. Yetişmiyor. Neyse araya aksiyon girdi de şey yapamadık. Ondan sonra bizim goy goyumuza bok atan insanlar oluyor. Ulan motovlog budur zaten. Motovlog yani motovlog. Vlog nedir abi? İnsanların, bak burada kavga etmek motovlog mudur lan? Şey, motovlog nedir abi? Vlog insanların günlük hayattan, hayatından bir şeyler, bir kesitler yayınlaması, anlatması, ıvır zıvırı. Yani benim bildiğim böyle. Motovlog'da insanların hayatını, işte günlük yaşamını motosiklet üzerinde yapması. Yani ben bir inceleme kanalı değilim. Öyle olsa motovlog olmaz zaten. Motovlogger olmam. Benim yaptığım tam anlamıyla motovlog. Siz bunun farkına varamıyorsunuz. İlla faydalı içerik motovlog değildir. Hatta faydalı içerik bence motovlog değildir. O farklı bir kanaldır. Örneğin Motopixel. Motopixel TV. Adam ismini Motopixel TV koymuş. Burada incelemeler yapıyor. İşte yararlı bilgiler veriyor vesaire. Hani anlatabildim mi? Bu adam zaten motovlogger olduğunu iddia etmiyor. Motosiklet kanalı olduğunu iddia ediyor. Ki haklı. O yüzden ben motovloggerim. Ama motovlogger olduğunu iddia edip sadece kanalda yararlı içerik yayınlayan adam motovloggerdır. Gerisinin ama diye gezen ortalıkta adamlar bence motovlogger değildir. O zaman ben şey için abi, kanal için ismini motovlogla ilgili bir şey yapmayın da işte öz hakiki National Geographic yapın. Anlatacaksınız illa bir şeyler. Discovery Channel yapın. İyi. Bu sefer kahvaltı almaya vaktim de kaldı. Anlatacaklarım bu kadar. Hakim Bey, kendinize iyi bakın. Biz böyleyiz. Biz boş yaparız, motovlog çekeriz. Ama motovlog çekeriz. Merhaba, bana neden bakıyorsun öyle? Anlatabilir misin? Teşekkür ederim. İyi günler, kendinize iyi bakın. Set my heart afire.